Herkese selamlar dostlar. 19 Kasım 2021 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. Bu mücadelelerden bir tanesi mesela Avustralya Ligi mücadelesi başlıyor, lig başlıyor, açılışını yapacağız. Geçen sezon çok fazla değerlendirdik, izledik, canlısını aldık. Mutlaka biliyorsunuzdur korneri, golü, üstü zaten YouTube'da çok fazla bahsetmiştim Avustralya'dan. Ki benim takımım Melbourne City'di ki geçen sezonda şampiyon oldu. Bahsedeceğim konu aldım. Öncelikle skor yarışmasını kazanan arkadaşımızı belirtelim. Türkiye Karadağ maçı vardı bildiğiniz üzere skor yarışması yapmıştık. Adem Bozanbaşı isimli abimiz diyeyim hatta hep yorum yapıyor çünkü kazandı instagramdan ulaşırsa katıl grubunun linklerini atayım gruplara gelsin dahil olsun diyerekten de geçeyim. Fazla uzatmadan direkt maçlara başlamak istiyorum ben Melbourne City mücadelesi başlayalım. Sizlerden ricam arkadaşlar videoya güzel artı 300-500 seviyesinde like gelirse sevinirim. Hemen 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Videonun sonunda bir kombi önerisi olmayacak fakat 5 tane mücadele idealden tercih soracağım kombine olarak yarın katıl grubuna kendim yapmayı düşünüyorum. Şu anlık bir kombine oluşturmadım kısaca. Melbourne City takımına baktığımız zaman da geçen sezon gelenler gidenler oldu arkadaşlar takımda. Geçen sezon bu takım şampiyonluğa gitti. Şampiyonluğa oynadı ve çok iyi futbol sergiliyordu. Dediğim gibi çok fazla değerlendirdik. Genellikle korneri açmamışlar. Yarın muhtemelen canlı da açarlar. Genellikle Avustralya Ligi korneri çok fazla çıkan takımlardan bir tanesi. Öyle nam zaten. Şimdi Melbourne City'ye baktığımız zaman da kimler gitmiş kimler gelmiş. Öncelikle ondan bahsedeyim sizlere hemen not aldım. Chris Moon gitmiş mesela. MacArthur'a gitmiş. Onun dışında Garuccio gitmiş. Western United'da iki tane oyuncumuz gitmiş bunlar. Bunlar geçen sezon büyük rol alan oyunculardan bir tanesi. İki tane de iki üç tane de transferleri var. Fakat şöyle söyleyeyim. Ana olarak mesela McLaren geçen sezonun gol kralı Melbourne City'nin oyuncusuydu. O duruyor. Ve Tilio gibi isimler de mesela Burada Chris yerine Filio daha çok rol alabilir. Geçen sezon yedeklerden girip çok fazla yer buluyordu kendisine. Bu sezon ilk 11'e belki kavuşur diye düşünüyorum. Yani açılış yapacaklar. Ben burada Melbourne City'nin yanındayım açıkçası. Brisbane'de de bir tane benim çok beğendiğim bir futbolcu vardı. Wesley diye. O gitmiş arkadaşlar. Yani hücum hattında bireysel anlamda çok iyi işler çıkartıyordu. Genç yetenek 23 yaşındaki Wesley Hals transfer olmuş Brisbane'de. Brisbane biraz fazla transfer yapmış. 6-7 tane transfer yapmış. Nedenle oturduğunu bilmiyorum ama gidenler gelenler olmuş. 6 tane gitmiş, 6 tane gelmiş Brisbane takımında. Mesela Danzaki vardı hücum hattında. O da gitmiş. Yani ilerideki hücum oyuncularını, ilk 11 oyuncularını değiştiren bir Brisbane var. Yani oturması biraz süre alabilir. Daha oturmuş bir takım olan burada Melbourne City galibiyeti uzanabilir diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.36 gibi oran açmışlar. Şöyle göstereyim. Ben buradan direkt sizlere idealen Melbourne City'nin direkt galibiyetini sunacağım. Gelmesi muhtemeldir. Sabah başlıyor. Canlısını da inşallah yapacağız. Şimdi Melbourne City'den sonra Baktığımız zaman yüksek oran olarak ne önerebilirim diye baktığım zaman ben City'nin iyi bir galibiyet almasını bekliyorum. Fakat şöyle biraz riskli bir hamle yapayım sizlere. Handikaplı galibiyeti de 1.95 gibi orandan yüksek oran olarak önerisini yapabilirim. Çünkü Melbourne City sezona geçen sezon kemik kadrosunu koruduğu gibi. Fakat şöyle bir durum var ondan bahsedeyim. Avustralya Ligi genelde sezon başları biraz kısır geçiyor. Yani geçtiğimiz sezonlarda baktığımız zaman da sezon ortalarına doğru sürekli açılan birlik olmuş. Burada sıkıntı yaşayabiliriz. İdealden biri alalım. Riskli sistem kuponları almak isteyenler handikaplığıyla 1.95 gibi oranından değerlendirebilirler. Hanover ile Paderborn mücadelesi. Bu sezon gerçekten esen bir Paderborn takımı var. Özellikle deplasmanda çok iyi işler çıkarıyor. 24 puanla 3. sırada yer alıyor. Hatta deplasmandaki performansına baktığımız zaman da oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı ve bu maçlarda maç başına 3 gol ortalama ile oynadı. Paderborn ekibi 18 golle bulunuyor burada. Burada zaten 2-14 gibi oranlarında favori görmüşler. İdealden ne alabiliriz diye baktığımız zaman da Hanover'a baktım ben. Kendi evinde nasıl futbol sergiliyor? Bir iki tane mücadelesini izledim. Yani milli arada biraz daha takım biraz daha evinde daha istekli bir futbol sergileyecektir. Yani biraz daha alışma döneminden geçmiştiğini düşünüyorum ben. Fakat evinde henüz daha 2 gol bile atamamış Hanover takımı. Ya bu maç biraz diskli gibi gözükse de ben Cuma gününün KG var maçlarından bir tanesi olarak görüyorum. 1.43 gibi orandan idealden KG var olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Hanover'de gol bulursa ben Paderborn'un golünü zaten kafamda planladım gelir diye düşünüyorum. Yüksek orandan ne alacak ne alırız diye baktığımız zaman şöyle göstereyim. E, Paderborn takımı dediğim gibi deplasmanda şu an maç başına 3 gol ortalamayla oynuyor. Bu mücadelede neden 2 gol atmasın diyerekten de 1.82'de biraz daha yüksek bir orandan değerlendirme yapabiliriz diye düşündüm. Burada da Paderborn'un atacağı 2 golü de yüksek orandan değerlendirirseniz daha öyle bir oran almış olursunuz ki biraz daha yüksek oran isteyenler varsa 2.95 gibi orandan da maç sonu 2 ve 2.5 üstünü de değerlendirme yapabilir. Bunun da sebebini şöyle anlatayım sizlere. Kafamdaki skorda 2-1'lik bir Paderborn galibiyeti olduğu için idealden KG'sini bekliyorum. Ee, biraz daha yüksek orandan denk 1.5 üst ve maç sonu 2 ve 2.5 üst. Yani tamamen 2-1 skora göre tahminler çıkardım. Ondan dolayı 2.95 gibi orandan da riskli tercihlerden sunabilirim sizlere. Asburg'la Bayern Münih mücadelesi. Asburg'un defansı biraz evlere şenlik. 7 gollere baktığımız zaman da iç sağ özellikle bakalım şöyle. 5 maçta 10 tane gol yiyen bir Augsburg takımı var. Burada Bayern Münih oynayacak ligin en fazla gol atan takımı. Bayern Münih'te eksikler var. Bu eksikler kimler baktığımız zaman da Goreska olmayacak ve e, Choupo-Moting zaten defans e, yedek forvet olarak geçiyor Choupo-Moting. Koronavirüs nedeniyle karantinada olacak Choupo-Moting. Ondan dolayı iki tane eksiği var. Ya e, ikisinin de yeri mutlaka dolacaktır çünkü Bayern Münih'in kadrosu muazzam bir kadro burada Asburg'a karşı galip gelir. Burada şöyle idealden baktığımız zaman ne oynanabilir diye baktığımız zaman da genelde oynanacak tercih burada ilk yarı bir buçuk üst tercih falan olacaktır diye düşünüyorum ben. Onun oranı var. Fakat ben idealden aldım bu mücadeleyi. Kombinemede eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Şimdi Bayern Münih zaten golü atan takım burada ilk yarı bir buçuk üstü kimden bekleyeceğiz? golleri Bayern Münih takımında bekleyeceğiz. Yani ilk yarı 1.5 üstten ziyade ben burada 1.40 gibi orandan yani 1.39'luk bir oranı var. Bayern Münih'in ilk yarıda alacağı galibiyeti değerlendirmenizi öneririm. 1.39 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz ki onun dışında bir de yüksek oran uyarısı yapmak istiyorum. Ben maçın ikinci yarı açılmasını bekliyorum. İlk yarı 1-0 veya 2-0 bitmesini ikinci yarıda maçın 3-1 gibi bir skorla bitmesini beklediğimden dolayı en çok gol ikinci yarı tercihinde yüksek orandan değerlendirilebilir. Onun da oranı 1.71 gibi bir oranı var. Şuradan gösterebilirsem. Aynen şöyle 1.71 gibi oranı var. Ben dediğim gibi ilk yarı 1-0 Bayern Münih galibiyeti. ikinci yarı 3-1'e kadar gidebilecek bir mücadele olduğundan ekstra bir tercih olarak 1.71'den de bunu önereyim. Fakat idealden burada Bayern Münih'in alacağı ilk yarı galibiyeti ideal olacaktır. Bol şanslar. Tamam. Sana tarz diye hitap etmemi mi istiyorsun? Sirimiz konuştu. Bir anda videoya ortak oldu. Şimdi Kuasberg Rangers ile Luton Town mücadelesine geçelim. Ee, şimdi ev sahibine baktığımız zaman da deplasmana da bakalım şöyle. Ya yani bu mücadelenin ben bir bir bandında kalabilecek bir mücadele olarak görüyorum. Tamamen kafamda o var. Eğer biri kazanırsa taraf bahisine gitmek istemiyorum ama fakat ev sahibi biraz daha iyi olduğunu söylemek gerekir. Burada deplasmana göre. Deplasmanda oynadığı 8 mücadelesi Luton tam 7 tanesinde gol atmış bir takım. Ondan dolayı biraz çekişmeli bir mücadele olarak görebiliriz bu mücadeleyi. Yani skor beklentim 1-1. Fakat biri alırsa da 2-1'lik bir bantta alacağını düşünüyorum. Ben bu mücadelenin en iki takımını atacak bir golü değerlendirmekte fayda var diye düşündüm. K.G vardan oranı zaten idealden açmışlar. Coast Rangers'ın da Town'un da atacağı bir golü değerlendirirsek 1-53 gibi orandan KG vardan değerlendirme yapabiliriz diyerekten sunayım. Ekstra bir tercih yapıp kafanızı bulandırmak istemiyorum. Fakat şöyle bir alternatif de sunabilirim. Belki KG'ye gitmek istemeyenler. 2-3 gol tercihine de 1.80 gibi orandan gidebilir. Fakat idealden idealden olmak kazanmanın daha yoldur. İdeal az olsun ama hep kazanalım. Kasaya hep artı bir şeyler girsin diyerekten de KG varı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Monaco Lille mücadelesi. Bu sezon iki takım da gerçekten iyi başlamadığını belirtmek istiyorum. Monaco takımına baktığımız zaman da bu sezon kendi evinde çok fazla iş yapmadı. Geçen sezon çok fazla gol atmışlardı. Yani e, Golovin, ben Yeder, Kevin Volant gibi isimler. Geçen sezon 100 golün üstünde mi ne gol attı bu takım? Yani Monaco takımı genel olarak. Bu sezon 13 maçta henüz daha 17 gol falan attı. Şöyle bakayım. Aynen öyle yazmışım notlarıma doğru. 13 maçta 17 gol atan bir Monaco takımı var. Ben burada bu mücadele çok gollü bir mücadele geçmesini beklemiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tercih yapacağım. Her zaman yapmadığım bir tercihlerden bir tanesi. Ben ilk yarıdan Monaco'nun biraz daha baskılı oynamasını bekliyorum. İlk yarıdan baskılı oynayan taraf Monaco. Kendi evinde oynayacağından dolayı biraz daha baskılı olmasından dolayı korner olarak değerlendirdim. 1.63 gibi oranı var. <laughs> Pardon İlk yarıdan en çok korneri ben Monaco takımı kullanır diye düşünüyorum. 1.63 gibi oranı da değerlendirmeye değer. Onun dışında bir beraberlik mücadelesi olarak da gördüğümü belirteyim. Her iki takım da yenişemez gibi. Belki Monaco bir farkla galip gelebilir fakat benim için beraberliğin biraz daha ağır bastığı mücadelelerden bir tanesi. 2.95 gibi orandan maç sonu 0'da değerlendirmeye değer olarak düşünüyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar diliyorum ve bu mücadeleyi de geçiyorum. Monaco'nun ilk yerdan daha fazla korner kullanması benim için ideal bir tercih olacaktır. 5 tane maçın tercihi bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi henüz bir kombine oluşturmadım. Fakat ee, Bayern maçı maçıyla Melbourne City maçını kombine yapabilirsiniz. Bahsettiğim tercihlerden dolayı. Değerlendirme yapacaklara bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Cuma günü arkadaşlar genelde sürpriz sonuçların çıktı Cuma ve Pazartesi günleri genelde sürpriz sonuçlar çıktığı için çok fazla yüklenme yapmayalım. Görüşmek üzere bol şanslar seviliyorsunuz bay bay.